6. bölüm Vahidiyet. Vahidiyet mazharıdır zatın, tüm belirtir farkını sıfatın. Birkaç bölümlük şiir yazmış, onu da alalım da. Her şey onda birdir parça parça, şaş parçalara biridir zatın. Bu şu ile onun misalidir, ati hükme nişan hakikatin. Yani geçmişteki hükme nişan senin hakikatin, yani geçmişine nişan bu. Kesrettir hakikatten ibaret, parçalanma içinde vahdetin, tekliğin içindeki parçalanma. Her şey orada, her şey birde gibi, bu yüz nefi sayılır ispatın. Yani bu yüzü yok ve var, ispat ve nefi ve ispat, nefi sayılır ispatın. Furkan Allah'a zat cem sureti, evsaf sayısı gibi ayatın. Oku sendedir sırrı kitabın, açan sen sırrısın kainatın. Yani bu kainatın sırrını açan sensin. Kainatın sırrı sensin. Burada vahidiyet ismi anlatılacaktır. Öğren, anlamaya gayret et. Vahidiyet, bunu yazın. Yüce zatın zuhuruna bir tecelli yeri olmaktan ibarettir. Vahidiyet, yüce zatın zuhuruna bir tecelli yeri olmaktan ibarettir. Onda zat sıfattır. Onda zat sıfattır. Sıfatta zattır. Demek ki durum anlatıldığı gibi olunca meydana gelen her sıfatın zuhuru diğer sıfatın aynı sayılır. İsterse birbirinin zıttı olarak gözüksün. İşte burada zıtların birleştiği yer. Zuhura geliyor ama faaliyet sahasında değil henüz. İlimde, bilimde, programda. Ve burada zıtlar birbirinin aynı. Evet. İsterse birbirinin zıddı olarak gözüksün. Mesela bu makamda müntakim ismi aynen Allah'tır. Allah ise müntakimin aynıdır. Müntakim intikam. İntikam almak ile Allah ismi aynıdır burada diyor. Aynı şekilde müntakim sıfatı ile mün'im sıfatı birdir. Yani intikam almak ile nimet vermek, inam etmek. Nimet vermek ile nimeti elinden almak aynıdır. Neden? Allah. Durum anlatıldığı gibi olunca vahidiyet nimet içinde kendisi olur, nikmet de onun aynı olur. Nimet ile nikmet. Birbirinin tam zıttı olan iki şey. Biri nimet, nikmet de onun zıttı. Kötülükler, eksiklikler, zararlar, ziyanlar. Nikmet. Durum anlatıldığı gibi olunca vahidiyet, nimet içinde kendisi olur, nikmet de onun aynı olur. Rahmetten ibaret sayılan nimet ise azaptan ibaret olan nikmetin aynıdır. Nikmet azabın kendisidir. Aynı olarak rahmetten ibarettir. Her şey buna göre kıyas edilir. Zatın sıfatlardaki zuhurunda ve bu zuhur eserlerinde, hatta vahidiyet hükmüyle zatın zuhura geldiği her şeyde daima biri diğerinin aynıdır. Yani vahidiyet mertebesinde bütün sıfatlar vardır. Fakat faaliyet sahasına geçmediği için hepsi aynıdır. Nasıl ki
adliyede ceza hukuku var. Bütün hukuklar var. Birisinde idam hükmü var, birisinde işte 5 sene hapis, 10 sene hapis, şu kadar, şu kadar, şu kadar. Defterde aynı hepsi. Değil mi? Ne zaman ki faaliyete geçiyor, o zaman ayrılıyor. Sıfatlar. Sıfatlar faaliyete geçtiğinde ayrılıyor. Anlatabildim mi? Küçük bir meselesi. Şöyle de diyebiliriz, bir çuvalın bundan pasta da yapıyor, börek de yapıyor, tuzlu da yapıyor, tatlı da yapıyor, acılı da yapıyor. Bak onun içinde hepsi bir. Evet, hepsi evet, bir yerde evet. Buna hepsi bir. Ama ne zaman faaliyet sahasına çıkıyor, o zaman fark. Değişiklik, fark. İşte fark alemi zaten oradan oluyor, evet, fark. Evet. Faaliyet başlıyor. Yukarıda anlatılanları, özellikle aynı oluş şekillerini yanlış anlamamak icap eder. Aynı oluş şekli birlik tecellisine göredir. Her hak sahibinin hakikatini teslim etmek gereğine göre değildir. Bak şimdi faaliyet sahasına doğru iner halini gösterdi. Bir daha okuyorum. Aynı oluş şekli birlik tecellisine göredir. Her hak sahibinin hakkını teslim etmek gereğine göre değildir. Yani her hak sahibi neyi hak etmişse kendisi onu alır. Yani zuhura doğru, zuhur mertebesine doğru artık bu iş böyle değildir. Birlik hakikatine göredir. Yani toplu olduğu halde işler böyledir diyor. Şimdi biz düşünelim şöyle kendi kendimize. Bu mertebeden yani bu efal mertebesinden esmaya, esmadan sıfat mertebesine geçmişsek bizim için artık orada gündüz de bir, gece de bir, kış da bir, yaz da bir. Hatta bu hadise oraya geçmeden daha başlıyor birlik. Güneşin karşısına çıktığın zaman gece gündüz kalmıyor bak. Yerinde bunlar faaliyetlerini gösteriyorlar kendi mahallerinde. Ebedi olarak mutlak bir hukuk değil, hüküm değil gece ile gündüz. Geçici bir hüküm. İşte diğer tecelliler de böyle. Belirli zuhur yerinde geçerli ama kaynak yerinde hepsi bir. Nasıl ki kaynaktan çıkan su aynı ama sudan bir sürü meşrubat yapılıyorlar. Fiilde tabii yok. Fiilde ayrılıyorlar. Yani istikak ihtiyaçlarına göre ayrılıyorlar. Faaliyet sahasına göre ayrılıyorlar. Yani yukarıda birdir de aşağıda da birdir demek değil. Aşağıda her şey yerli yerince. İşte tevhid hakikatlerini çok iyi bilmemiz lazım ki bunların hakkını vererek yaşayalım. Yoksa birbirine karışır gider her şey. Nitekim işte birçok tarikatlar diyelim, tevhid tarikatları, işte her şey haktır, o budur, o budur, o budur. Artık ben de hakkım, kulluğum gitti benim, artık hak oldum. Namazı kime kılacağım, niçin namaz kılacağım gibi şeylere düştü mü işi bitti onun. Şeriat ehli olsun daha sağlam. Sen haksın ama özün itibariyle, zuhurun itibariyle de mutlak haksın. Hem de geçici değil, mutlak haksın. Halksın yani. Mutlak halksın. Halktaki zuhurun neyse onun fiiliyatının tecellisini ortaya koyacaksın. Ama bu senin hak olduğunun oluşumunu üstünden düşürmez. Ve hak olman da halklığını üstünden düşürmez. Mümkün değil. Çünkü ne hak halk olabilir, ne halk hak olabilir. Ayrı. Bunların ikisinin de varlığını bilip ikisini birleştirmektir. Birbirinde yok etmek değil. Yani varlıklarını kabul ederek birleştirmektir. Çünkü yani tevhid işte. Bunları eğer ayrı ayrı varlıklar olarak görürsek biz daha şirk ehliyiz. Yani hak ayrı, halk ayrı diye görürsek. Bunlar birbirlerinin işte tecellileridir. Hani geçen akşamki haftaki sohbetimizde vardı. Rabbimi bir delikanlı şeklinde gördüm demesi hakkı halk suretinde görmesiydi, evet, müşahede etmesiydi. Evet, evet. Ama diğer hadis-i şerifte Allah Adem'i halakal Adem ala sureti. Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti demesi halkta hakkı müşahede etmesiydi Efendimiz'in. Demek ki varlık aynı varlık
ama mertebe itibariyle aldığı isimler var. İşte bu isimler de gerçek. Yani isimlerin zuhur sahaları, yaşamları da bir gerçek. Kulluk da bir gerçek. Yaşamak gerek. Abdiyet de bir gerçek. Ubudiyet de bir gerçek. Yani. Bu mana zati tecelli yönüdür. Bak, aynı oluş şekli birlik tecellisine göredir ve hak sahibinin hakkını teslim etmek gereğine göre değildir. Bu mana zati tecelli yönüdür. Zat tecellisi olduğu zaman insan da bütün varlığı tek olarak görür. Evet. Evet. Yani bir sıfatın diğerinin aynı oluşu manası gibi. Şimdi biz kendi varlığımıza bakalım. Kendi alemimizdeyiz. Şu anda bizde tabii bir seyir var. Duygusal seyir var. Bak ne ağlıyoruz ne gülüyoruz. Değil mi? Ne küfrediyoruz ne teltif ediyoruz. Yani zıt fikirler şu anda faaliyete çıkmıyor. Hep tek bir tevhid fikri içerisindeyiz. İrfan yolu düşüncesindeyiz. Bak hepimiz bir hükümdeyiz şu anda. Ama her birerlerimizin bu hakkani yönümüz. Değil mi? Bu hak yönümüz şimdi. Ama her birerlerimizin içinde de halk yönümüz olduğundan bir müddet sonra kimimiz gideceğiz evde birisine bağıracağız. Kimimiz bir üzüntüden ağlayacağız. Kimimiz bir güleceğiz. Bir başka şeyler çıkaracağız. İşte bak burada bu sıfatlar ve bu oluşumlar bizde hepsi bir. Ağlamak da bir, gülmek de bir. Zıt sıfatlar değil mi? Bak şu anda. Ama halk varlığımıza döndüğümüz zaman, halk yaşantısına girdiğimiz zaman işte çevreyle, şunlarla, bunlarla bazen ağlıyorsun da, bazen gülüyorsun da. Değil mi? İşte zıt sıfatlar halk yönünde senden zuhura gelmiş oluyor. Halk yönünden. Ama hak yönünden bunların hiçbirisi ortada, hepsi bir yani. Var olduğu halde bir. Değil mi? Ona da bak. Dışarıda bıraktık zaten. Burayı, burada bir olacak. İşte dışarıda bıraktın, içeride bıraktın. Neyse, yani burada zuhura gelen senin hak tarafın. İşte hak tarafın zuhura geldiği için buradasın. Hak tarafın zuhura gelmemiş olsa halkın arasında olursun, hakkın arasında olmazsın. Ve bu mertebeden baktığında zati tecelli olduğundan her şeyi bir görürsün. Ve birdir her şey. Acılar, efendim... rahatlıklar, sevinçler, işte kinler, sevgiler, zıt fikir bunlar, yani zıt fiil bunlar. İşte hak mertebesinden baktığınız zaman bunların hepsi birdir. Bu sıfatların hepsi birdir. Ama ne zaman halk yönünden senden bunlar zuhura çıkmaya başladığı zaman vücut bulurlar, ayrılırlar. İşte onun için burası fark alemi. Ama biz fark aleminde yaşadığımız halde hak alemini yaşıyorsak ki yapılması lazım geliyor onu, onun eğitimini yapıyoruz. İşte o zaman biz hak ehli oluruz, yani ehlullah oluruz. Mesela Allah'cı Mansur'un helal-i hak demesi, yani her şey demek istemiş yani orada. İşte tabii onu muhtelif şekilde yorumlamak var. Bir de Allah'cı Mansur'un hüviyetine doğru yönelerek o hangi mertebede söyledi gerçek sözü, yani onun idrakiyle, idrak ederek söylememiz gerekiyor. Yoksa bizlerin anladığı şekilde değil. Bizim anladığımız şekilde onu yorumlamaya kalkarsak orada büyük zanni hatalar olur. Onun için yorum mümkün olduğu kadar yapmamak veya gerçek ölçülere göre yorum yapmak lazım ki hata yüzdesi çok düşük olsun. Burada ahadiyet, vahidiyet, uluhiyet sıfatları arasındaki fark üzerinde biraz duralım. Şöyle ki, bak ahadiyet, vahidiyet, uluhiyet. Bunlar birbirine çok yakın olan mertebeler ve birbirlerinin içinde olan mertebeler. Ahadiyet. Bu sıfatta isimlerin ve sıfatların zuhuru yoktur. Kendi özündedir ve sırf zattan ibarettir. Bu sıfatın şanı bunu gerektirir. İsterseniz okuyalım da bu sayfayı unutmayın, şurasını yazalım sonradan. Şimdi yazarsak zamanımız daralıyor. B. Vahidiyet.
bu sıfatta isimlerin ve sıfatların tesir sahasına göre zuhurları vardır vahidiyette. Ancak bu zuhur zatın hükmü ile olur, zattan ayrı bir hükmü düşünülemez. Böyle olunca her şey birbirinin aynı olur. Biraz evvel izah ettiği gibi. Uluhiyet. Bu sıfatta isimlerin ve sıfatların zuhuru vardır ve toplumdan her şeyin hakkını tek tek vermek gibi bir zuhuru vardır. Hani uluhiyeti yazarken, evet, bütün varlıkların gerçek yüzleriyle kendi mertebelerinde korunmaya hak, uluhiyet ismi verilir demişti ya. Bak, her mertebede bütün varlıkları kendi mertebelerinde korumak, bak, ayırt etmeksizin hakkını vermek. Hakkını ver. Öyle olmazsa ilah olmaz zaten, uluhiyet olmaz. Durum anlatıldığı gibi olunca bu sıfatta zıtlar belirir. Yani Allah mertebesinde, uluhiyette. Mesela mun'im, müntakimin zıttı olur. Yani intikam alanla nimet verenin. Müntakim ise mun'imin zıttı olur. Bu makamda kalan isimler ve sıfatlar da birbirinin zıttı olarak gözükür. Mesela ahadiyet, uluhiyet sıfatında zuhura geldiği zaman ahadiyet hükmüne göre zuhur eder. Vahidiyet de aynı şekilde zuhur eder. Çünkü uluhiyet hepsinin tecelli şeklini, şumulünü alır. Her tecellinin hükmü neyse onu meydana getirir. Burasını izah lazım. Neyse, şuradan bir alalım burasının sonuna kadar da. Zira uluhiyet her şeyin hakkını yerine getirmeye yeterli bir tecelli makamıdır. Ahadiyet, uluhiyet gibi değildir. Onda ancak Allah vardır. Onunla ikili bir şey yoktur. Vahidiyet ise şu anda ilk halindeki gibidir. Cümlesinin ifade ettiği manaya bir tecelli makamıdır. Daha önce de anlatıldığı gibi ahadiyet bir başka makamdır. Orada onun yüzünden başka her şey helaka uğrar. Kullu şeyin helikun illa veşe. Mealine gelen ayet-i kerimenin hükmü geçer. İş bu hüküm icabıdır ki ahadiyet vahidiyetten daha üstündür. Çünkü ahadiyet sırf zattan ibarettir. Uluhiyet ise ahadiyetten üstündür bu halde. Ahadiyete hakkını uluhiyet verir. Zira uluhiyet her haklının hakkını verme makamıdır. Bundandır ki isimlerin en yücesi, en genişi ve en azizi ve en yükseğidir. Ahadiyetten üstün oluşunun misali, bütünün parçaya olan üstünlüğü gibidir. Ahadiyet sıfatının kalan tecellilere nazaran üstünlüğü, kökün dallara nazaran üstünlüğü gibidir. Vahidiyet sıfatının kalan tecellilere göre üstünlüğü de toplu olanın ayrı kalana üstünlüğü gibidir. İş bu manalara dikkat et, hepsini senden bil ve kendinde düşün. Neticede bak, daha evvel de bahsettiği gibi hep sende bil bunları diyor. Yani sende bul bunların hakikatini. Eğer zaten sende bulamazsan başka yerde bulman da mümkün değil. Şimdi burayı kasetin müsaade ettiği kadar biraz daha açmaya bakalım. Ahadiyet, vahidiyet, uluhiyet sıfatları arasında fark üzerinde biraz duralım. Şöyle ki, yani bazı daha belki sohbetlerde ahadiyetin uluhiyetin üstünde olduğunu belirtmişti. Şimdi burada ise uluhiyetin ahadiyetin üstünde olduğunu anlatıyor. Bu zannedilmesin ki birbirine zıt ve yanlış ifadeler değil. Mertebeler itibariyle bazen uluhiyet, yani bir mertebede uluhiyet ahadiyetin üstünde, bir mertebede ahadiyet uluhiyetin üstünde. Bunu anlatmak istiyorum. İşte bazen böyle mevzular olur da ahadiyet daha üstündür diye belirtilirse, bir başka yerde de uluhiyet ahadiyetten daha üstündür belirtilirse gibi böyle bir cümleler meydana gelirse, bunların hakikatini bilerek hangi mertebede neden üstün olduğunun cevabını da bilmemiz lazım. Burada da veriyor zaten onun cevabını.
tekrar edelim. Ahadiyet. Bu sıfatta isimlerin ve sıfatların zuhuru